Sevgili izleyenler, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu. İşte Kılıçdaroğlu sosyal medyadan hayatımın projesi dediği yeni bir video paylaştı. O videoda Türkiye Cumhuriyetlerden geçip ta Çin'e uzanan tarihi İpek yolunda yeni bir demir yolu hattı vaat ediyordu. Ardından da bu yeni hatın getireceği kazanımları sıraladı, anlattı. Ancak farkında olmadığı bir şey vardı. Öve öve bitiremediği bu demir yolu hattı 6 yıl önce zaten açılmıştı, Demir İpek Yolu adı da. Kılıçdaroğlu'nun videosunu günaydın diyerek alıntılayan Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Çin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu hattını ve bu hattı limanlara bağlayan projelerini ardı arkasına sıraladı. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu, hayatımın en büyük projesi diyerek yıllardır faaliyette olan Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılacağını söyledi. Bakan Kara İsmailoğlu günaydın diyerek Kılıçdaroğlu'na esprili bir yanıt verdi. Vizyoner akşamda bir vizyon proje üstünmüş. Günaydın dedik beyefendiye. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video paylaşımlarına devam etti. Hayatımı projesi diyerek paylaştığı Ne Batı Ne Doğu bu Türk'ün yolu videosu tartışmaya neden oldu. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Açıklayacağım proje Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Bu sözlerin ardından Türk Cumhuriyetlerinden geçip Çin'e uzanan bir demiryolu projesini hayata geçireceğini duyurdu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak. Ama projesinde kardeş ülke Azerbaycan'a hiç yer vermedi. Rotayı İran'a çevirmişti. Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Bu yatırıma karşılık Çin'den Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmalarını isteyeceklerini söyledi. Ama hayatımın projesi dediği bu demir yolu hattının 2017 yılından beri faaliyette olduğunu bilmiyordu. Onu da Kılıçdaroğlu'na günaydın diyen Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hatırlattı. Biz yeni İpek yollarını zaten açtık. Günaydın beyefendi. Gözünüzü açın biraz. Biz şu anda bu açılmış koridorların kapasitelerini daha da artırmak için bütün güzergahtaki ülkelerle oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Tarih yazıyor Türkiye. 6 yıldır Çin'e demiryolu taşımacılığı yapıldığını söyleyen Bakan Kara İsmailoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu. Güler misiniz, ağlar mısınız? Karşımızdaki aday yıllar önce Sabiha Gökçen'e havalimanı yapacağınıza Tuz Gölü'ne alabalık çiftliği yapın diyen vizyoner akşamda bir vizyon proje üstünmüş. Yeni bir İpek yolundan bahsediyorlarmış. Şu anda Çin, Pekin'den Londra'ya trenler kesintisiz gidiyor arkadaşlar. Kalkınma yolu diyoruz, Trabzon limanını Basra Körfezi'ne bağlıyoruz. Zigana Tüneli de bunların önemli bir koridorların akslarından bir tanesi. Alabalık çiftliğiyle, alabalık beslemekle bu işler de olmuyor arkadaşlar.